Herif şu abi. Yürü seçilmiyor. Oradan da bir şey anlaşılmıyor. Neyle gelip gitmiş mekanı o belli mi? Özel araçla plakasını aldık. Kimin nesiymiş öğreniriz. Ne anlatmış? Sadece benim adımı vermiş. Zaten başka da bir şey bilmiyordu. Benden laf çıkmaz abi bilirsin. Bende ilerisine kimse gidemez. Bu herifi Yedi Sülalesi'ne kadar bulacaksınız. Kuzgun. Hı. İyi misin? Yani ne bileyim. Bunca zaman geçti. Bir sürü şey değişti. Belki de değişmedi bilmiyorum da. Kafama takıldı. Yani onca olanan varken yani niye babamla dur şöyle sorayım. Sen neyi kaşıyorsun ki şimdi durup dururken? Yesene köfteni soğuyacak. Merak ediyorum. Seni hep merak ettim. Ama şimdi daha çok ediyorum. Bak ben sana ne diyeceğim. Etme. Beni merak etme. Babanla bir anlaşma yaptık. Orayı da kaşıma. Bak rica ediyorum senden. Ben anlıyorum seni. Anlamıyor değilim. Sen şimdi beni böyle yıllar sonra görünce bir pamuklara falan sarasın geldi ama öyle değil işte. Bir kere benim bünye pamuğa alerjik. Ne oldu sana? Hı? Ne yaşadın? Bana anlat biraz ne olur. Çok merak ediyorum. Bak şimdi bak şu bakışlara bak. Sen ne yap biliyor musun? Bak şeye git, barınağa git. Bak orada kamyonla hayvan var. Ne bileyim bir tas mama koy önlerine, sırtlarını sıvazla falan. Ya onlara da iyi gelir, sana da iyi gelir. Şimdi yazık o yavrucakların senin sevgine, merhametine ihtiyacı var da... aksi gibi benim yok. Anlatabiliyor muyum? Hadi eyvallah. Bilmiyorsun. Duygusuz kalan müsaade etmiyor. Sevgiyle merhameti birbirine karıştırıyorsun. Seviyor musun sen beni? İmkansız hale getiriyorsun. İsabet olur.
Selçuk, selam. Senden eski bir müvekkilimin dosya bilgilerini bulmanı istiyorum. Akça Görgün. Sağ ol. Güzel lakap. Kesik. Gel bakalım. Gel, gel, gel aslanım benim, gel. Ayakkabının diğer tekini bulamadın mı hala? Sana bir tane hediye versem alır mısın? İstemem. Bak, oğlumla aynı yaştasın. 12'lerden bir tanesini denesem, hem evim de yakın, köpeklere de az mama getirmişim. Ayakkabıyı denersin, mamaları alır, geliriz buraya tekrar, ha? Ne dersin? Köpeklerden biri de gelebilir bizimle. Sanki mama getir diyorlar. Heh, hadi gel. Buyurun. Ne vardı? Dün gece depoyu yakmanı kim istedi? Abla, söyledik ya. Neyi söyledin? Adamınıza söyledim ya sabah. Kimmiş adamımız? Deponun sahibi, Kartal Cebeci. Kuzgun'un... Tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Kartal'ın borcu varmış. Para için depoyu yakma işini kabul etmiş. Kartal'a depoyu yaktırmak isteyen kişiyi de bulduk. İsmi Cemal. Buradan Cemal'e gideceğiz. Bana aracılar yetmez. En tepede kimin olduğunu öğrenmek istiyorum.
gerçek düşmanımın kim olduğunu bilmek istiyorum. Yalnız bilmek isteyeceğiniz önemli bir konu daha var. Neymiş? Kuzgun dün gece Kartal depoyu yakarken onu görmüş. Hı. Sabah da gidip Cemal'in ismini almış. Yani alınacağınız bildiklerini sizden saklıyor. Kartal'ın cezasını nasıl keselim? Aklımda bir şeyler var. Kartal, ne oldu? Kim yaptı onu? Ya bir şey yok. Geçici dövme yaptırdım. Ya insanı sinir etme. Söylesene ne oldu? Ya bir şey yok. Yetimi terbiye ettim. Allah Allah. Kaza oldu, kaza. Burada bir şey yok. Sen onu bırak da bu saatte burada ne işin var senin? Acar mı abi? Sorma ya. Yine işten kovuldum. Hadi. Yine kimin tekerine çomak soktun bakayım? Haysiyetsiz Rıfat'ın kızına. Dila Bilgin'e. ...1.09.99 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Menekşe sokağında isimsiz bir ihbar sonucu bölgeye intikal eden ekiplerimiz tahmini 8-10 yaşlarında sol böbreği çalıp... ...sol böbreği çalınmış yarı baygın bir erkek çocuğu bulunmuştur. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun üstünde herhangi bir kimlik çıkmamıştır. Çocuğun alınan ilk ifadesinde doğduğundan beri Adana sokaklarında yaşadığını, anne babasını tanımadığını, kendisine Akça'dan diye söylemiştir. Nasılsın? İyi misin? Bir tanıdığın, akraban ya da haber verebileceğimiz kimsen yok mu? Kimsem yok. Onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Peki kimin yaptığını biliyor musun? Korkma oğlum. Anlat. Bana güvenebilirsin. Yürürken ayağım çok acıyordu. Sana oğlumun ayakkabılarından birini vereyim mi dedi. Kim dedi? Köpeklere mama veren adam. Tanımadığın adamla neye gittin? Köpekleri seviyorsa iyi bilir sandım. Bir şey bulabildin mi? Kesik denen Fikret Sayın ev sahibiyle kira kontratı.
Ha bu da... Kefilin adı soyadı imzası. Akça Görgün. Efendim, tamirciden depoyu yakmasını isteyen kişi Cemal Zargın'ı susturmuşlar. Bağlantıda olduğu kişiyle birlikte. Rıfat Bey geldi, kapıyı açın. Bekleyeyim mi ben? Gerek yok. Sabahki teklifini düşündüm. Kendini ispat etmen için sana bir fırsat vereceğim. Nedir? Sorgulama. Yükselmek istiyorsan koşulsuz itaat et. Benden haber bekle. Bu gece babanın oğlu olmadığını ispatlayacaksın. Uzat parmağını. Canın acıyor mu? Hı. İyileşti bile. Al bakalım sen bunları masaya götür. Sınıftaki Esma var ya. Hı. Onun babaannesi artık onları tanımıyormuş. Çok yaşlandı tabii. Ama oğlunu bile tanımıyormuş. Sen de beni bir gün unutur musun anne? Asla. Seni de, kardeşlerini de ölsem unutma. Hayır. Bir an evde yoksun sandım. Anne? Ne oldu, iyi misin? Kuzgun'un yüzünü hatırlayamadım.
yaşadım. Gözümün önüne gelmedi ilk kez. Anne yavaş dur. Gel otur. Sana vasiyetim olsun. Ya anne konuşma şöyle ya. Kuzgun'la kavuşmadan ölürsen benim mezarıma taş. Orada bulsun. Anne. Dervişim sen ne ayaksın? Niye burada buluşmak istedin benimle? Manzarası güzel. Şehrin. Güzel güzel de beni niye görmek istedin? Kulağıma bir şeyler çalındı. Sizin mahallede bir depo yangını olmuş. Sen hakikaten kimsin ya? Ben sokakların kulağı. Sorusu olan bana gelir. Onlar geldikçe de benim bilgim artar. Bütün meziyetim bundan ibaret. Yangın meselesi büyüyecek çocuk. Tarafını seçtim mi? Taraf maraf yok ortada. O yüzden mi depoyu kundaklayan kardeşini bıraktın? Sen nasıl biliyorsun ya? Nereden? Doğru soru değil. Doğru soru benim bile bildiğimi Rıfat Bilgin'in öğrenmesi ne kadar sürer? Peki sen kardeşini kurban etmeye hazır mısın? Kardeş? Ne kardeşi? Benim ailem falan yok. 20 yıl önce hepsini kaybettim. Yakaları ütülerken katlama. Kat izi çıkar. Benden haber bekle. Bu gece babanın oğlu olmadığını ispatlayacaksın.
bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. O zaman niye kaçıyorsun lan? Aksiyon mu istiyorsun oğlum? Aksiyon mu istiyorsun? Kaldırın bunu, İstanbul'a dönüyoruz. Ne işin var burada? Gidemedim. O kadar zor geldim ki buraya. Sonra geri dönemedim. Hadi kalk. Kalk evi bırakayım seni. Donmuşsun zaten. Kuzgun. Tam şurama bir şey oturdu. Bir tek seni görürsem geçer sandım. Allah hasta olacaksın hadi. Hadi eve. Beni geri çevirme ne olur. O kadar zor geldim ki buraya, beni geri götürme kuzgun. Defa geliyorum buraya. Niye daha önce gelmedin? Kaçmak kolaydı. Neden? Kendimden. Bu evden çocukluğumu bırakıp çıktım. Seninle birlikte güzel olan ne varsa terk etti beni. Önce sen. Sonra annem. Kutumdu. İlk kez seninle açıyorum. Kaş göz yapmayın. Bir kere de söyle Kartal, daha acısız olur.
Vallahi bu sefer benimle ilgisi yok. Davalık mı oldun yoksa? Kızım sen magazinci değil miydin bu gazetede? Ha? Nasıl başardın birilerinin kuyruğuna basmayı yine? Al al günahımı. Al anne ya. Bekliyorum ben seni. Al. Ha iyi. Dava yoksa? Anne biz buna ölü yatırım yapmışız ya. Buna harcayacağımız parayı altın falan alsaydık köşeydik şimdi. Hale bak. Zevzek. Yenge. Kabahatin ne onu söyle. İşten kovuldum. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar anne. Ben ne yapayım? Bu kaçıncı köy Kumru? Ha? Memlekette köy kalmadı kızım. Hani sen bana söz vermiştin? Uslu kız olacaktın, kendini tutacaktın, cici kız olacaktın. Tutuyorum ben anne kendimi. Ha tutuyorsun, tuttum. Efendim abi. Evet. Ha abi ben de seni arayacaktım bugün. Ben bir işten aldım ödememi, yarın geleyim kapayım borcu olur mu? Hemen şimdi mi? İyi tamam. Tamam. Tamam tamirhanede tamamdır. Tamamdır görüşürüz. Isınma sorununu çözmek lazım. Yok iyi böyle. Yarın birilerini göndereyim de halletsinler. Yok vallahi gerek yok. İyi böyle iyi. Sen benimleyken geriliyor musun? Ya bu alışkanlık. Alışkanlık. Bir anlamı var mı peki? Allah Allah. Anlam meraklı çıktın ha. Kötü mü? Duruma göre değişir. Ya ne bileyim. Bir eski sevgili hatırası falan mı? Söylemediğine göre. Yok yok öyle bir şey değil. Daha önemli. Şimdi bazen yolun pusluysa ona soruyorum. Yazıysa evet, turaysa hayır. Her zaman doğruyu söylüyor mu bari? Şükür bu zamana kadar yanıltmadı. Güzel. Yazıysa evet, turaysa hayır. Değil mi? Önce bir soruyu duysaydık. Allah Allah. Sen ne meraklı bir şey çıktın ya. Önce bir cevabı alalım. Soru sonra. Haklısın. Galiba doğruyu söylüyor. Söyler.
Ne sormuştun ki? Sana sorarsam asla evet cevabını alamayacağım bir soru. Mızıkçıyım, söylemem diyorsun. Anladım peki. Dile getirmeye korkacağım soruyu kendime bile sormam. Kuzgun beni hala seviyor mu? Sorun buydu. Isındıysan çıkalım mı? Eve bırakayım seni. Tamam. Seni daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Hadi gidelim. Annenle görüşmedin hala değil mi? Denk gelmedik daha. Denk gelmeyi mi bekleyeceksin? Kuzgun, annene öfkelisin. Dila, 20 yılda öfke falan kalmıyor, merak etme. Sadece hayatta kalmaya çalışıyor insan. O kadar. İyi ki kaldın o zaman. İyi ki döndün. Eyvallah. Kuzgun. Çıkmam lazım. Sen çıkarken kapıyı kapatırsın. Ha, tamam. Tamam. Niye dükkanın önünde buluşmadık? Öyle gerekti. Abi şöyle vereyim. Teşekkür ettim. Kusura bakma. Ne kusuru asla, sen kusura bakma o kadar. Kaybol. Şuraya çıkartayım. Dur. Çabuk, çabuk. Kalp kalbe karşıymış. Ben de sizi düşünüyordum. Öyle mi? Depoyu yakan kişiyi bulduk. Beni ilgilendiren kısmı? Cezasını sen keseceksin.
kurguna bulacağım. Bırak beni baba. Kızım. Kuzgunu bulacağım. Karanlıkta en yolunu bulamaz. Kızım sakin ol Dila. Kuzgunu bulacağım. Dila. Benim yüzümden mi kaçırdılar? O paketi koydum diye mi? Hayır kızım, hayır bir tanem. Bizde bir ilgisi yok. Sen bir şey yapmadın, yemin ederim. Senin bir suçun yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Adamı aldık, dönüş yolundayız baba. Dila'yla ne işi varmış? Yaşasın, halam mı geliyor dede? Yok fındık kurdum, gelmiyor. Ama bak, bana çok ekmek kes. Ben ekmek yemeden doymam. Gülten var içinde dede. Gülten, gültensiz yemeliyiz. Sen haklı çıktın. Bu işin kesin kuzumla bir ilgisi var. İtiraf etti mi peki? Edecek. Ben havuç yiyeyim, havuç mu bu?